Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde 4. sınıf bölme işlemi konusunu işleyeceğiz. Konuya başlamadan önce 3. sınıfta öğrendiğimiz bölme işleminin elemanlarını, terimlerinin isimlerini hatırlayalım. Burada örnek bir bölme işlemi var. 33'ü 4'e bölmüşler. Sonuç 8 çıkmış. Kalan da var, 1 var. İsimlerini tekrar edelim. 33 bölünen sayı 4 bölen sayı 8 bölüm yani sonuç. Bir de kalan sayımız var. Kalan sayı bir de hatırlatmamız var. Kalan sayı her zaman bölen sayıdan küçük olmalıdır. Yani bakın burada bölen sayı 4 kalan 1. Kalan 2 olabilir 3 olabilir ama kalan 4 olamaz. Çünkü burada 4 var ya da 5 olamaz. Evet. Bunu hatırlattıktan sonra alıştırmalarımız üzerinde konumuzu işlemeye başlayalım. 484'ü 4'e bölmemiz isteniyor. Az daha büyüteyim ben ekranı. Evet. Şimdi bölme işleminde dikkat edeceğimiz konu Her basamağa ayrı ayrı muhakkak bölen sayıya sormamız gerekiyor. Bölmemiz gerekiyor. Ve bölme işlemine büyük basamaktan yani yüzler basamağından veya daha büyük bir basamak varsa oradan başlamak gerekiyor. Hemen başlıyorum. İlk önce yüzler basamağındaki 4'e bir işaret koydum. Şöyle küçük bir işaret. 4'te 4 var mı? Evet var. Bir defa var. Bir defa 4, 4 yapıyor. Evet çıkarıyorum. Ve sıra geldi ortadaki basamağımıza. Yani 8'in olduğu basamağa. 8'i işaret koydum ve aşağı indiriyorum. Niye aşağı indiriyorum? Çünkü ben artık bölme işleminin birinci yüzler basamağını yaptım. Aşağı indim ve işlemime buradan devam ediyorum. Yani ben buradayım. Şimdi 8'i 4'e bölüyorum. 8'de 4 kaç defa var? 4 8. 2 defa sayabiliyorum. Demek ki 2 defa var. 2 kere 4 8. Çıkarıyorum. Onlar basamağım da bitti. Sıra kime geldi? Birler basamağını. Birler basamağında da 4 var. Onu da ta aşağıya çalıştığım yere getiriyorum. Ay, yanlış yazdım. 4 getirecektim. Evet. 4'te 4 var mı? Var. Bir defa var. Yine ve böylece birler basamağındaki sayımı da bitirdikten sonra bölme işlemini tamamladım. Cevabımız 121 çıktı. Şimdi 287'yi 7'ye böleceğim. Hemen 2'den başlıyorum. 2'de 7 var mı? Yok. Çünkü 2 az. Yani şöyle düşünün. 2 tane e, elinizde şekeriniz olsa 7 çocuğa vermek isteseniz 2 tane şeker yetmez. Çünkü az gelir. O zaman 2'yi 7'ye bölemem. Ne yapacağım? Yoksa o zaman buraya bir 0 koymam gerekiyor. Aslında bu 0'ı baştaki 0'ı genelde koymayız. Bölme yaparken. Fakat sizin öğrenmeniz için ben koyuyorum. Şimdi 2'de 7 yok. Yok olduğu için buraya 0 koydum. Yok demek yani. Şimdi ikisini beraber soracağım. 28'de 7 var mı? Var. 7'şer 7'şer sayıyorum. 7, 14, 21, 28. 4 defa saydım. Ha burada her seferinde sayma işlemi yapmak istemiyorsanız çarpım tablosunu çok iyi ezberlerseniz hepsini zihinden hemen bilirsiniz. Yani 28'de 7 4 defa var. Hemen bilirsiniz çarpım tablosunu ezberlemenizi tavsiye ediyorum. 4 kere 7 28. Yüzler ve onlar basamağındaki rakamların yaptığım işlemlerini. Sıra kime geldi? Birler basamağına. Hemen 7'yi aşağı doğru şöyle indiriyorum. Ve 7'yi de soruyorum. 7'de 7 var. Bir defa var. Evet. Kalan 0. Bakın cevabımız 41 çıktı. Baştan koyduğumuz 0'ın herhangi bir değeri olmadı. O yüzden genelde ilk sorduğumuz sayıda eğer böyle bölme yapamıyorsak buraya sıfır koymamız gerekiyor. Ama genelde koymuyoruz. Ama ortalarda koymamız gerekirse muhakkak koymamız gerekiyor. Biz yine de sıfırımızı başa ekleyerek yaptık bölme işlemini. Sonuç 41 çıktı. Evet diğer alıştırmalarımıza bakalım. İlk alıştırmamızda 412'yi 4'e bölmemiz gerekiyor. Hemen başlıyorum. 4'ü 4'e sordum. 1 defa var. 1 kere 4 4 çıkardım. Sıra kime geldi? Onlar basamağına. Hemen 1'i aşağı indiriyorum ve getirdiğim sayıyı muhakkak sormalıyım. 1'de 4 var mı? Yok. O zaman yok olduğu için buraya bir 0 atıyorum. Bakın Ortadaki sıfırı atmazsam olmaz. Baştaki sıfırı koymayabilirim ama ortadakini muhakkak koymalıyım. Neyse uzatmayalım. 1'i 4'e bölemedim ve yok olduğu için buraya 0 yok dedim yani. Şimdi 2 de var. de sıra aşağı indiriyorum. Ne oldu burası? 12 oldu. Şimdi 12'yi 4'e bölüyorum. 12'de 4 3 defa var. Evet biraz daha şöyle yaklaştıralım. Hemen buraya cevabımı yazıyorum. 3 kere 4 12. Böylece bölme işlemimi bitirmiş oldum. Bakın ortadaki sıfıra dikkat edin. Eğer ben bu sıfırı koymasaydım sonuç ne olurdu? 13 olurdu ve bölme işlemimin sonucu yanlış çıkardı. Bakın sonucumuz 103 oldu. Demek ki ortadaki sıfırları muhakkak koymalıyız. Baştakini koymasak da olabilir. Bu alıştırmamıza geldik. Hemen 9'u 9'a sordum. Bir defa var. 1 kere 9, 9. Çıkardım. Sıra geldi 7'ye. İndirdim 7'yi. 7'de 9 yok. Yoksa hemen buraya bir 0 ekliyorum. Yok. Sıra 2'ye geldi. 2'yi getirdim. 72 oldu. 72'de 9. Ha, bakın 9'ar 9'ar. 72'ye kadar saymak gerçekten güç. Burada hemen çarpım tablosunu hatırlıyorum. 9 kere 8 72 olduğunu bildiğim için hemen buraya 8'i koyuyorum. 9 kere 8 72. Ve bölme işlemini bitirdim. Cevabımız 108 çıktı. Diğer alıştırmamızda bu kez iki basamaklı bir sayıya bölme işlemi var. Şimdi iki basamak sayıları sayarken e, zihinden saymak güç olur. Yani 77'de 25'i saymak veya 775'te 25 saymak ya da burada 744'te 93'ü saymak zor olabilir. 93'er 93'er sayamayız. Peki burada öğretmenim nasıl davranacağız? Şöyle davranacağız. Bazen bazı bölmelerde 25'in 5'ini görmeyin. 2 olarak düşünün. 77'in de 5'ini görmeyin. Yani bir rakam bundan, bir rakam bundan. Ya yani sırayla yapalım. Şöyle izah edeyim. 7'de 25 yok. 77'de 25'i soracağım. 77'yi 25'e ha baştan 7'de 25 yok ya onu 0 isterseniz koyalım yine size öğretmek için. 77'de 25'i bölmek güç olabilir. 25'er 25'er saymak. Şöyle düşün. 2'şer 2'şer. 77'nin 7'sini kapattığım zaman 7'ye kadar say kaç defa saymam gerekir? 2, 4, 6. 3 defa saymam gerekiyor. 4 defa sayarsam 8 oluyor. Yani 80'e gidiyorum. O zaman 3 defa yeterli. Bakın ne yaptım? 25'in 5'ini görmedim. 77'nin de 7'sini görmedim. Sanki 7'yi 2'ye bölüyormuş gibi davrandım. 7'yi 2'ye böldüğüm zaman ne olur? 3 kere 2, 6 olur. Demek ki 60'lı bir rakamlar çıkacak. Hemen işleme devam edin. 3 defa olduğunu düşündüm. Ve çarpıyorum. 3 kere 5, 15. Elde var 1. 3 kere 2, 6. Bir de elde 7. Bakın 75, 77'ye yaklaşmışım. Ve hemen çıkarıyorum. 7'den 5 çıktı, 2 kaldı. 7'den 7 çıktı, 0. Buradaki 5'i aşağı indiriyorum. Sıra onda çünkü birler basamağını. Aşağı indirince ne oldu burası? 25 oldu. 25'te 25 bir defa var. Bir kere 25, 25. Bakın sonuç 31 çıktı. Demek ki baştaki sıfırı koymasam da oluyormuş. 744'ü 93'e bölerim. Şimdi 93, 93 saymak zor. Hadi bakalım. 7'de 93 yok. 74'te 93 yok ne yapıyorum? 744'ün hepsini beraber soruyor, soruyorum. 93'er 93'er sayamayacağımıza göre o zaman şu 3'ü kapatırız. 9'ar 9'ar sayarız. Nereye kadar? 744'e kadar değil. Bunun da 4'ünü kapatırım. 74'e kadar. Ha, 9'ar 9'ar. 74'e en yakın nereye gidebilirim? 9 kere 8 72 yapıyor. Ha, o zaman ben buraya cevaba 8 yazabilirim. Yaklaşık 8 diye tahmin ediyorum. Bakalım yapalım işlemimizi. 8 kere 3 24. 24'ün 4'ü elde var. 2. Kenara yazdım. 8 kere 9 72. 2 de elde 74. Bakın sonucum tam çıktı. Nereden tahmin ettim? Yine 93'ün 3'ünü görmedim. Bunu 9 olarak varsaydım. 744'ün de 4'ünü görmedim. 74 olarak hesap ettim. 74'ü 9'a bölmeye çalıştım. 8 defa olduğunu çarpım tablosundan hatırladım. 72 oluyordu çünkü ve 8'i yazdım. Sonra çarpma işlemi yaparak bölme işlemini bitirmiş olduk. Şimdi geldik 740'ı 23'e böleceğiz. Hemen yapıyoruz. 7'de 23 yok. 74'te 23 var mı? Var. Yine aynı hesap. 23'ün 3'ünü kapatıyorum. 2 gibi düşünüyorum bunu. Veya 20 gibi de düşünebilirsiniz. 23'ü 20'ye yuvarlayabilirsiniz. 20'şer 20'şer de sayabilirsiniz. 20, 40, 60, 80. Ne oldu? 4 defa sayarsam 74'ü geçiyorum. O zaman 3 defa sayabilirim. 3 kere 3, 9. 3 kere 2, 6. 69 çıktı. Çıkarıyorum. 4'ten 9 çıkmaz. Komşudan aldım. 14'ten 9 çıktı. 5. Burada kaldı. 6. 6'dan 6 çıktı. 0. Şimdi kalan 5 oldu. Bir basamak daha var yapmadığım. 0'ı da aşağı indiriyorum. Burası oldu 50. Şimdi 50'yi 23'e böleceğim. 50'de 23 kaç defa olabilir? 2 defa olabilir. 3 defa olsa 60'lara gider. O zaman 2 defa vardır. 2 kere 3 6. 2 kere 2 4. 46 oldu. Çıkarıyorum. 0'dan 6 çıkmaz. 10. 10'dan 6 çıktı. 4. 4'ten 4 çıktı. 0. Bakın bazı bölmelerde her zaman altta 0 olmaz. Bazen kalan sayımız olabilir. Burada 4 kalan sayımız. Cevabımız 32. Yine şuna dikkat edin. Bakın buradaki kalan üstteki bölen sayıdan az. Ufak. Son alıştırmamız. 9'da 27 yok. 93'te 27. Şimdi 27'yi yuvarlayarak da yapabilirsiniz. Nasıl yuvarlayabilirsiniz? 27 en yakın kime gider? 30'a gider onluklardan. 30'ar 30'ar saysam 30, 60, 90. 3 defa sayabilirim. 4 defa saysam 120'ye gider. O zaman 3 defa var. Hemen çarpıyorum. 3 kere 7 21. Elde var 2. 3 kere 2 6. 2 de elde 8. 81 oldu. Evet en yakın 81'e geldim. Çıkarıyorum. 3'ten 1 çıktı. 2. 9'dan 8 çıktı. 1. Ne kaldı? Bir basamak daha kaldı. 0. Hemen onu getiriyorum aşağıya. 120 oldu. Şimdi 120'yi 27'ye böleceğim. 27'yi yine 27'şer 27'şer saymak zor olduğu için 30'a yuvarlıyorum ve 30'ar 30'a sayıyorum. 30, 60, 90, 120. 4 defa saydığımda herhalde yeterli olur. 5 defa saysam 150'ye doğru gidelim. Olmaz. Fazla gelir. 4 kere 7, 28. Elde var 2. 4 kere 2, 8. 2 de elde. 10. 108 çıktı. İşlemi bitiriyorum. 0'dan 8 çıkmaz 10 oldu. 10'dan 8 çıktı 2. Burada kaldı 1. 1'den 0 çıktı 1. Evet işlemi bitirdim. Cevap 34. Kalan 12. Evet. Bu alıştırmamızda da dersimizin sonuna geldik. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum.